Ahmet artık liseyi bitirdi. Evet bitirdi. Onu. İnşallah uçak mühendisi olacak. Sayenizde bitirdi. İnşallah inşallah uçak mühendisi olacak. Köyde hayvan gidiyordum Çok küçükken falan çocukken Birden gökyüzüne baktım Gökyüzünde uçak falan vardı Sonra merak ettim bu uçaklar nasıl uçuyor Nasıl havada duruyor Hepsini araştırdım sonra tek tek Ayrı ayrı Ondan sonra uçak mühendisi olmaya karar verdim Öyle bir hayalim oldu İlkokul son sınıfta işte Hazar Bey eğitim kurumlarının bursluk sınavına girdim. Orada yüzde yüz burs kazandım. Sağolsun Orhan hocamız da okuttu bizi. Sürekli hocalarım da yardım etti. Sürekli elimden tuttular. Sonra üniversite sınavına hazırlandık. İşte üniversite sınavına girdim. Uçak mühendisi olacak puanı kazandım. Şimdi bir hayalim daha var işte. Yerli uçak projesi var ileride biliyorsunuz. Onda çalışmak istiyorum. Yerli uçak projesinde yer almak istiyorum. Orada mühendis olarak çalışmak istiyorum. Motorunda falan tasarımlarını yapmak için uğraşmak istiyorum. Orada bir şeyler yapmak istiyorum. O projenin içerisinde olmak istiyorum yani. Çiftçi çocuğu olarak buradan çıkarak bizim gibi insanların da neler başarabileceğini göstermek istiyorum diğer insanlara. Yerli uçak projesinde o yüzden yer almak istiyorum. Uçmanın özgürlük olduğunu düşündüm her zaman. O yüzden de insanların da bir yerlere uçmasını istedim sürekli. O yüzden de uçaklar yapmak istedim. Bu yüzden uçak mühendisliğini tercih ettim. İnsanların da özgürce yaşamasını, özgürce uçmasını dilediğim için uçak mühendisi olmak istedim. Kitap okusunlar bol bol. Çünkü sürekli anlamı üzerine sorular soruyorlar. Ondan sonra günde 3-4 saat ders çalışsalar yeter bence. Çok küçükken sürekli gökyüzünü gözetlerdi. Hayvan otlatırken ee, yani uçaklara bakardı ee, Bu ne yapıyor derdim sürekli ee, Bir gün sordum Oğlum niye gökyüzüne bakıyorsun ee, Ben dedi uçak mühendisi olacağım İyi oğlum olursun inşallah ee, oku, Okulumu bitir, bitir bakalım Sınavlara gir dedik e, girdi inşallah e, hayallerine kavuşacak. Ahmet Bulucu bizim ilk öğrencimiz. Bey Anadolu Lisesi'ne ilk kayıt ettiğimiz öğrenci 2014 yılında. E, Mehmet Bey ile beraber, babasıyla beraber araçtan bu bulunduğumuz köyden çıktılar, geldiler bizim okulumuza. E, oğlumun hayalleri var hocam dedi, oğlumun hedefleri var dedi, uçak mühendisi olmak istiyor oğlum dedi. Ha bize de tabii çok ilginç geldi bu durum. Hani 12-13 yaşında, 14 yaşında bir çocuk işte Kastamonu'nun bir köyünden gelip uçak mühendisi olmak hayaliyle bizim okulumuza müracaat etti. Bu çok ilginç geldi bize. E, yaptığımız sınavlara katıldı öğrencimiz. Başarılı oldu ve onun hayallerine ulaşabilmesi noktasında bütün öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz hepimiz el birliğiyle gayret ederek onu hedefine ulaştırmak için çaba sarf ettik. Ee, i̇lk 40 bine 45 bine girdi Türkiye genelinde üniversite sınavına katılan adaylar arasında. Biliyorsunuz sınava 2 milyon civarı öğrenci katılıyor ve uçak e, mühendisliği çok yüksek başarı gerektiren bir e, branş. Ee, sağ olsun öğrencimiz ailesinin de yüzünü kara çıkarmadı. Öğretmenlerinin de, kurumumuzun da gerçekten verilen emeklerin hakkını verdi. Mücadelesini sürdürdü ve okulumuzda okurken işte lise ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta Hocam dedi işte ülkemizin yerli uçak projesi var dedi. Ben mühendis olacağım biliyorsunuz dedi. Uçak mühendisi olacağım. Bu projede yer almak istiyorum dedi. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor dedi? Biz tabii önce uçak mühendisi olacaksın Ahmet dedik. Önce bir fakülteye gireceksin, kazanacaksın, hakkıyla bitireceksin. Nasip olursa o günlere de ereceğiz. Ülkemizin kalkınması adına, ülkemizin yerli projelerinin desteklenmesi adına sen de gayret edip, emek verip ülkemize bir nebze olsun fayda sağlayacaksın. Ama bunun için çok daha iyi çalışıp istediğin fakülteyi, istediğin bölümü, uçak mühendisliği bölümünü kazanman gerekiyor dedik. Konuştuk. Tabii başarılı bir öğrenciydi Ahmet ama aile olarak ekonomik anlamda biraz sıkıntılılardı. Çiftçi bir aile. Hani bu gördüğünüz köyde doğmuş, yaşamış bir çocuk. Azmederek, tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldi okulumuzun da yüzak oldu ailesinin de yüzak oldu İnşallah hedeflerine ulaştığı zaman özellikle yerli uçak projesinde yer alabilirse Eğer ülkemizin de yüz akı olarak hayatını sürdürecek inşallah